Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmediye hoş geldiniz. Evet, haftanın ilk iş günündeyiz. Yine hareketliyiz. Gram altın 1500'ü zorluyor. Dolar 23,65'i gördü. Ama herkesin gözü kulağı bir süredir etkisizleşen, hatta hiçbirimizin umurunda olmayan Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararında yabancı yatırım bankaları bile artık bu öngörülerini paylaşıyorlar, analiz yapıyorlar. Hepsini değerlendireceğiz. Tabii cari açık açıklandı. Bunun dışında yurt dışındaki yatırımcıların hala temkinli yaklaşımları var. Hepsini konuşacağız. Ekonomist Murat Sürür Özgürgül de karşımızda. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar. İyi haftalar. Vallahi epeydir bu Merkez Bankası kararları merak edilmiyordu. Evet. Nasıl var pas geçerler deniyordu. Politika faizi de anlamsızlaşmıştı zaten. Ve yönetenler de işte Nurettin Bey falan da bundan çok mutluydu. Ama bu sefer Gaye Hanım'ın gelmesiyle ilk defa uzun zamandan sonra ilk defa şöyle bir insanlar merak ediyor ne olacak diye. Evet. Yabancı yatırımcı da temkinli dedim. Ayrıca oraya da gelmek, yani oraya da geleceğim tabii. Yani bu 22'sinde verilecek karar aslında onları da biraz rahatlatabilir mi diye de soracağım, ama öncelikle tabii şu merak ediliyor. Politika faizi %20 arttırılacak şeklinde öngörüler de paylaşılmaya başlandı. Bu kadar bir faiz artışı gelir mi? Gelirse tabii insanlar şunu da merak ediyorlar. Dolar ne olur? 23,65'i gördü. Yani bir süre böyle stabil kalabilir mi? Ya da Merkez Bankası'nın vereceği bu karardan sonra dolarda bir düşüş olabilir mi diye. Şimdi tabii sorun çok karmaşık. 1.22'sine faizi yükseltecekler. Yoksa Mehmet Şimşek ve Dayan'ın gelmesinin bir anlamı kalmaz. Hangi seviyeye yükseltecekler? Yani merak edilen hangi seviyeye yükseltecekler ve kaç seferde yükseltecekler? Ama onun böyle 100 bas puan, 300 bas puan falan yani bir anlamı yok. Çünkü enflasyon çok yüksek. Bence şok bir artışla minimum böyle bir 15'te falan başlayıp %15'te başlayıp bunu hızla %20-25'e 2-3 ay içerisinde çekmeleri gerekir. 25 de yetmeyebilir, %30'a kadar çıkması gerekir ki bir şok olsun. Şimdi bu şok sonrasında normal şartlar altında Türk lirasının değerlenmesi ve kurların durması ya da değer kaybetmesi gerekir. Fakat Merkez Bankası'nın bırakın bu şeyine işte swap hariç rezervlerine, net rezervi bile o kadar vahim bir durumda ki Merkez Bankası'nın döviz alması, döviz bulması gerekiyor. İşte oradan kaynaklanan döviz talebi de faizler yükseldi diye dövizini bozdurmak isteyenlerin satacağı, dövizin yaratacağı arz fazlası hangi noktada dengelenecek? Bence işin bir diğer tarafı da var. Bunu seninle uzun zamandır konuşuyoruz. İhracat çok zor durumda. İhracat zor durumda olunca ithalatçı bu kadar rahat ithalat yapınca İç piyasada yerli ve milli üretim yapanlar da çok zor durumda. İşte tam da bu yüzden Ebru kurların çok düşmesinde Mehmet Şimşek istemeyecektir. Çünkü döviz kazanmamız lazım. Yani turizmimiz zor da niye? Türkiye Yunanistan'dan işte ve alternatif diğer ülkelerden pahalı yani İspanya falan pahalıya gelmeye başladı. Çünkü kurlar suni olarak bastırdı. Şimdi bu zemberek boşaldı. Zemberek nokta. Bir kere kurların normal yerine gelmesi lazım. Bu da 25 ile 30 lira arasında bir rakam. Yani minimum bunun 25 olması lazım. Bunun altına kurları düşürmek Mehmet Şimşek'in isteyeceği bir şey değildir. Çünkü ihracatçının eli rahatlamazsa Türkiye döviz kazanamaz. Buna turizmciler de dahil. İthalatçı da bu kadar rahat olursa döviz giderlerimiz düşmez. Döviz bulma ihtiyacımız durmaz. Ama bunun da mesela hazineye ve Merkez Bankası'na getireceği bir yük var. Çünkü 120-130 milyar dolarlık bir şey var. Kur korumalı mevduat var. Buradan her 1 lira arttığı zaman 120-130 milyar lira yani tabii buradan faizi düşmemiz gerekiyor. O rakamları bilmediğim için şimdi çok da böyle afaki bir şey söylemek istemiyorum. Ama hazine ve Merkez Bankası'na bir yük geliyor. Onlar da bunu para basarak karşılamak zorunda kalıyorlar. Şimdi bunu yapmamaları için elimizdeki şey bir sıkıntı da orada var. Yani büyük yük kurlar yükseldiği zaman şu anda 3-4 lira yükseldi ki bunun biraz yine getirdiği mali neredeyse 400-450 milyar lira. Bu daha da yukarıya gidecek mi göreceğiz. Ama 30 lira falan gittiği anda bir anda 1,2 trilyon lira gibi bir bütçe yüküyle
karşılaşacağız. Bunu da para basarak kaynak karşılayacakları için diğer taraftan enflasyon yaratılacak. Ben Mehmet Şimşek'in bir süper bono çıkaracağını düşünüyorum. Yani kur korumalı mevduat sahiplerine enflasyonun 1-2 puan üstünde faiz geliri veren bir süper bono çıkararak kur korumalıların çözülecek paraların dövize değil bu süper bonolara gitmesine sağlayacaktır. Aklın yolu budur. Bu da tabii döviz talebini bir miktar dengeleyip stabilize edecektir. Ama tabii Türkiye'nin döviz talebi sadece vatandaşın alıp da cebine veya banka kasasına koyacağı paradan kaynaklanmıyor. Türkiye'nin ödemesi gereken dış borcu var. Türkiye'nin yapması gereken ithalatı var. Yani bir de buradan kaynaklanan döviz talebi var. Yani Mehmet Şimşek'in işe başladığı zaman vallahi ben durumun bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Bana söylemediler dediği konuşuluyor. Tabii öbür taraftan işte mesela Kavcıoğlu'nun BDDK'nın başına atanması tuhaf bir atama oldu. Gazeteden öğrendim demiş Mehmet Bey. Yani Mehmet Bey atılmış bir konu. Güven kırıklıklarından biri tabii. Yani o BDDK'nın başında olup hangi şirketlere nasıl bankalar tarafından krediler açılacağı da tabii. Yani hani herkes için malum zaten. Herhalde o yüzden biraz daha o yabancı yatırımcıların temkinli olmasının nedenlerinden biri de acaba Kavcıoğlu olabilir. Tabii mi? Yani bir kere Naci Ağbal, Lütfü Elvan hikayesini evet. Unutmadılar yani. Bu filmi daha önce gördük diyorlar. Daha önce gördüler. Şimdi aslında Mehmet Şimşek hukuki ve siyasi güçten yoksun. Aynı şey Merkez Bankası'nın yeni başkanı için de bir şey. Yani bir oradaki varlıkları anlık yani Cumhurbaşkanı derse ki ya bunlar dediğimi yapmıyordu attım derse atar. Dolayısıyla şimdi bir borç ilişkisine yani borç veren patrona ve kuruma bakar. Yani bir şirkete borç veriyorsa o şirketin kurumsal varlıklarına ve aktivitelerine bakar. Bir de o kurumun başındaki kişiye bakar. Onlar iyi ilişkiler varsa ve yani kurum ve patron borç alma kapasitesine sahipse, iyi bir finans müdürü, iyi bir muhasebe müdürü uygun şartlarda, uygun faiz ve uygun vadede borç alabilir. Dolayısıyla kafa değişmediği müddetçe, mantalite değişmediği müddetçe ve sistem değişmediği müddetçe kurumlar bu kadar dağılmışken ben Mehmet Şimşek'in çok fazla bir şey yapabileceğini düşünmüyorum. İşin açığı ben Mehmet Şimşek ve ekibinin iş başına yerel seçimlere kadar bir moratorium yaşanmadan idare edelim mantığıyla getirildiklerini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözecek yapısal reformlar ve alınacak önlemler veya yani enflasyon düşürücü önlemler ciddi oy kaybına yol açacak sıkı kemer politikalarıdır ve bu yerel seçimlerde ciddi bir hezimet getirir. Yani önümüzdeki 8-9 ay böyle ciddi işlerle uğraşılmayacağını ama bir de böyle büyük döviz krizi yaşanıp da işte mazot ithal edemez, ilaç ithal edemez hale gelmeyelim, bir moratorium rezaletine imza atmayalım düşüncesiyle durumu idare etmek için getirildiklerine ve bu konuda özellikle Gayanım'ın kariyeri çok ilginç, o bir finans sihirbazı. Yani First Republic Bank'ta da yaptıkları oydu. Böyle bir fonlama, böyle bir devinim yaratma falan. Dolayısıyla 8-9 ay böyle bir fon girişiyle idare edip, idareyi maslahattan gidebilirler. Sorunların çözümünü, çözmeye niyetleri olursa önümüzdeki seçim sonrasına atabilirler. Yatırımcı da bunu ben biliyorum. Ben Allame-i Cihan'ıydım. Ben bildiğime göre bunu yerli ve yabancı bütün yatırımcılar biliyor. Herkes de pozisyonunu ona göre alacaktır. Yani Mehmet Şimşek geldi, ne güzel Türkiye'de işler çözülecek, hadi Türkiye'ye sermaye yağdıralım, kimse demeyecektir. Evet, yani temkinli yaklaşmaları devam ediyor. Bakalım o temkinden ne zaman biraz daha rahat edecekler, onu da göreceğiz. Peki biraz da bankacılığı sormak istiyorum. Bu makro ihtiyacı önlemler nedeniyle hedefleri yakalamak istiyor tabii bankalarda. Mevduat faizli yarışı da hızlandı gibi görünüyor. 2 Haziran haftasında ortalama %37'lerin biraz üzerindeydi. Şimdi o 47'lere hatta 50'lere yaklaştı deniliyor. Peki bu iş nereye kadar, nereye doğru gidecek bu faiz yarışı? Neyi şimdi yani bankanın işi paralı, para satmak. Ucuz alırsa parayı ucuza satar, pahalı alırsa pahalıya satar. Şimdi bu kur korumalı mevduatın riskini devletin üstlenmesiyle de bankaların eline
müthiş ucuz bir kaynak geçmişti. Biliyorsun aynı zamanda devlette bu işte politika faiz dediği %8,5 faiz aslında kamunun bankalara ödünç verdiği paradan aldığı faiz olduğu için bankalar fevkalade yüksek bir enflasyon ortamında fevkalade düşük faizde borç bulabiliyorlar, para bulabiliyorlar. Artık o iş hikaye yani mevduat dediğiniz zaman işte %50'lere dayandı. Şimdi bir de bankaların elinde zehirli varlıklar var. Yani hükümetin onları almaya mecbur tuttuğu düşük faizli tahvil ve bonolar var. Şimdi Ebru, faizler yükseldiği zaman bunlar hızla değer kaybedecek, hatta belki çöpe dönüşecek. Şimdi çöpe dönüştüğü zaman bu sefer bankaların sermayelerini eritme riski ortaya çıkacak. Ve büyük bir olasılıkla bunu engellemek için de hükümet o varlıkları satın alacak. Dolayısıyla bankalar cephesinde de işler karışık. Yani umarım bankalar çok zarar görmezler. Yani tamam iyi kar ettiler bu dönemde ama işte bu işin bir de zarar yazması var. Onu da yaşayıp göreceğiz. İşte işin diğer tarafı Türkiye'deki cari açık serisi 18 aya çıktı. 18 aydır Türkiye çok ciddi cari açık veriyor. En son açıklanan cari açık rakamları da bunu gösteriyor. Eğer kurlar normal noktaya gelmezse, gelmesi gerektiği noktaya gelmezse cari açık serisi devam edecek ve bu sürdürülebilir değil. Evet, öyle görünüyor. Ya öyle bir şey çevirdiler ki, bu Arap saçını çevirdiler ki, işte bir tarafından tutuyorsun, diğer tarafı dolaşıyor. Orayı tutuyorsun, öbür tarafı dolaşıyor. Yani şimdi kurlar yükseliyor, tamam yükselsin. Kurlar yükseldiği zaman bütçe açığı patlıyor. Niye? Çünkü işte o zihni sinir bir proje olan kur korumalı mevduata imza attılar. Yani bu çıktığı zaman bu Özal'ın yapmayın dediği bir şeydi. Kimse gelecek nesillerimiz böyle bir işe girmesin demişti, yaptılar. Şimdi bakalım nasıl çözülecek. Bakalım onu da yaşayıp göreceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum hem size hem de izleyicilerimize. Yarın görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. İyi yayınlar.